Dostlar hepinize merhabalar. Dünden itibaren piyasada nakit çıkışları oluyor. Coinler can çekişiyor. Bu yüzden içim el vermedi. Takipçilerime destek olmak adına inat modülünü herkese açtım. İnat modülle alakalı birkaç tüyo vermek istiyorum. Cuma gününe kadar bu modülü ücretsiz olarak sınırsız şekilde kullanın lütfen. Evet, şimdi Telegram botumuza hemen gelelim. İnat modülüne dikkat etmeniz gereken küçük detaylara değineceğim. Evet, IO yazdığımızda sadece kendisini yazdığımızda tüm coinlere olan nakit giriş raporunu görmüş oluruz. Özellikle dikkat etmemiz gereken şey şu bir günlük satır. Burada %48,9 olması, burada alıcıların sadece %48,9'u karşılaması ve yüzde yaklaşık 51,1 de satanlar var. Dolayısıyla piyasada nakit çıkışları oluyor. Her periyotta nakit çıkışları olduğundan dolayı şu an piyasa riskli piyasa. Ve özellikle şu günlük datanın 49 altında olmasıyla birlikte o zaman çok riskli piyasa anlamına geliyor. Bu tür piyasalarda risk iştahımızı arttırmamak gerekiyor. Yeni coin de almamak gerekiyor. Peki risk ne zaman biter? İlk başta riskin azalması için %49'un üzerinde bir rakamın çıkması gerekiyor. Bu 49'un üzerine çıktıktan sonrasında genelde piyasada sert düşüşler olmuyor. 49'un altındayken de genelde biz stresli piyasalar olduğunu çoğunlukla deneyimliyoruz. Ama asıl riskin bitmesi için şuradaki rakamın 50'nin üzerinde olması gerekir. Bu 50'nin üzerine olduğunda piyasada risk azalmış anlamına gelir. Bu rakam 50'nin üzerine çıktığında artık alış fırsatları gelmiştir. Geri çekilmelerde mal toplayabiliriz, coin alabiliriz anlamına geliyor. Ve aşağı tarafta da nakit göçü raporunu görüyorsunuz. Bakın şu kısım nakit göçü raporu. Bu rapora baktığımızda en fazla nakit girişi yüzde yani piyasaya giren nakitin %17,5'u Bitcoin tarafına giriyormuş. Ethereum tarafında mesela şurada Ethereum tarafına bakın tüm periyotlarda nakit çıkışı varmış. Solana yine diğerlerine nazaran nispeten biraz daha iyi durumda ama şu son 15 dakika ve 1 saatlik zaman diliminde çıkanlar fazla gözüküyor. Evet, meme coinlerde durum çok kötüydü. Dünden itibaren hatta 2 gün öncesinde uyarmıştım meme coinlere dikkat edin diye. Sonrasında sert bir düşüş geldi. Meme coinlerde 15 dakika ve 1 saatlik zaman dilimde bir nakit girişi oluyor. Evet, son zamanlarda raporlardan yola çıkarak en güvenilir coin diye kabul ettiğimiz Link'te tüm periyotlarda alış baskısı mevcut. Biliyorsunuz Link'in, Chainlink'in bir hikayesi var. JP Morgan ve diğer ABD'deki büyük bankalarda menkul kıymetlerin tokenlaştırılmasında test gerçekleştirmişti. Bu anlamda proje çıkartıyor. Chainlink gerçekten kaliteli proje olduğunu da söylemek isterim. USDC coin'i burada değinmedim. USDC coin burada bir stabil coin olduğundan ve genelde riskli piyasalarda balinalar bir şekilde USDT coin'den USDC'ye göçtüklerinden dolayı da burada bu data mevcut. Fakat buradaki nasıl desem nakit giriş çıkış raporuna burada dahil edilmiyor. Onu da söyleyeyim. Yoksa bu datayı burada koysaydık sanki piyasada risk bitmiş gibi gözükürdü. Evet, burada cream var. Tüm periyotlarda alış baskısı iyi durumda ama tam olarak yukarı yönlü bir atak yapıyor mu yapmıyor mu bu rapordan şu an göremiyoruz. Sizin ilgilendiğiniz bir coin varsa varsayıyorum AVAX. Yani mesela AVAX'ın diğer periyotlarda durumunu görmek isterseniz bakın AVAX tarafında da maalesef satış baskısı mevcut. Yani durum böyleyken ben gidip AVAX'ı almam. Veyahut inat raporunda tekrar söylüyorum. İnat raporunda şöyle baktığımızda inat raporunda şu rakam %49'un altın olduğu sürece ben coinlere bulaşmam. Bu yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca şunu söylemek isterim. Mesela GR diye bir komutumuz var. GR komutunu yazdığımızda bakın IO raporunu sadece coin özel olarak değil gruplar özel olarak da kullanabiliyoruz. Mesela meme coinleri olarak kullanalım. IO yazdık, boşluk bıraktık. İki nokta üst üste yazıp ben meme yazdığımda meme coin'e değil meme grubuna yönelik bir sorgu yapmış olurum. Ve meme grubunda ya da mim grubunda maalesef satış riski halen var. Yani satıyorlar. Yani dolayısıyla mim coinlere şu an yatırım yapılmaz. Mesela AI grubuna bakalım. Yani yapay zeka coinlerine bakalım. Yapay zeka coinlerine de baktığımızda benzer bir durum var mı? Evet var ama en azından mim coinler kadar aşırı riskli gözükmüyorlar. Yani bakın şuralarda en azından oklar var. Hani farklı periyotlarda. Ama şöyle baktığımızda totalde riskli duruyor. Peki hangi grup iyi görünebilir? Hemen şurada tekrar ben sorgulamak istiyorum.
Ben real world asset şeylere çok bakmak istiyorum açıkçası. Real world asset'ler de durumlar nasıl diye baktığımızda, evet, real world asset'lerde durumlar biraz daha nispeten iyi duruyor. Özellikle Pendulina gibi coin'lerde biraz daha iyi, ama şöyle bir sıkıntı var. Marketteki hacim payı gerçekten çok az. Dolayısıyla şu an değil de biraz daha piyasadaki riskler azalınca böyle inat raporu iyi olan coin'lere ve gruplara dalabiliriz. O coin'leri alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, inat raporunu kullanma mantığı bu şekilde. Umarım bu hafta içi çok kötü piyasayla karşılaşmayız. İran Cumhurbaşkanı'na suikast mı oldu? Ne oldu? Şu an bir piyasada belirsizlik var. Ama bilin ki borsalar bunu bahane edip elindeki coin'i satıp long pozisyonuna tasfiye ettiğini söyleyeyim. Dostlar, soracaklarınız olursa yorumlarda sorun. Ben de mümkün olduğunca hızlı şekilde cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Bu tür videoların gelmesi için beğeni de atabilirsiniz teşekkür mahiyetinde. Takipte kalın.